Ediyor zaten tek renk bir sarı, evet. Güzel bir sarı. Eğer dediği rengi yaparsa alkışlarım. Tek renk platini yaparsa alkışlarım. Hiçbir lafım yok. Sana takosu kesinlikle sonsuz saygım var ama yapacağım deyip de benim karşıma başka bir renkle çıkarsa, bana asimetrik kesim, sivri kesim yapacağım deyip de hafif uçlarını alıp daha basite kaçarsa eleştiririm. Zaten alınganmış, ağlayabilir de. Bekliyorum. Bir şey istiyorum. Kesinlikle kısa istemiyorum. Çünkü kısa modelde tek bunu yapabileceğimiz ne? Küt, bob. Artık evet, bobtan o kadar sıkıldık ya, anladın mı? Tamam. Ben sadece seni gerçekten değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Ben de değişmek istiyorum. Şov başlasın bugün benim. Çıkıyoruz. Okey. 3, 2, 1, başla. Başarılar. Evet, teşekkürler. Kolay gelsin, kolay gelsin size. İyi şanslar. Teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Uzun saç istiyorum dedin. Evet. Neden uzun saç? Yani ben normalde zaten hep kısa kullanıyordum. Hı hı. Yeni başladım uzatmaya. Ancak bu kadar uzatabildim henüz. Evet. Daha önce ne kadar işlemler gördün saçın? Kendin mi boyarsın yoksa kuaför mü dersin? Yok, kuaförde boyatıyorum, evet. Dip boyam da geldi çok ama gitmedi. Kirletmemişsin saçını, bu çok güzel bir şey. Normalde gördüğümüz zaman böyle renk renk saçlar görüyoruz. Evet. Platin olarak platin düşünüyor musun? Evet, komple açmayı ben de planlıyorum. Güzel yakışır senin, evet, ışıltın ışıltı katar. Ama bugün sanki böyle bir enerjin düşük mü? Keyfin mi yok? Bir böyle... Ya işlerim vardı hani böyle çok aniden olduğu anladım, için. Anladım, anladım. Arkadaşlarım çok zorlanmış seni bulmakta. Evet. Biraz zor oldu. İlk önce çok tereddüt vardı çünkü hani saçımı nasıl yapacaklar, kim yani ne yapacak saçımı bilmiyorum ve bayağı bir zor oldu, uğraştılar ama sonunda ikna oldum. Uzatma konusunda hemfikiriz, ben de seni destekliyorum, benim de aklıma, evet, yattı. Aklıma yatmasının sebebini söyleyeyim, çok kısa saç kullanıldı. Ben klasik küt kesip sadece açmak istemiyorum saçını. Açarak gerçekten sende güzel bir değişiklik yapmak istiyorum. Ama bunu da uzun saçlarla desteklemeyi planlıyorum. Renkte de ya sarı ya kızıl diyelim. Üçüncü bir renk yok, kafa karışıklığına da gerek yok. Kızıl da çok güzel gider, sarı da çok güzel gider. Yok, ben sarı istiyorum. Bunda da sarı mı diyorsun? Sarı istiyorum, evet. Sarı istiyorsun, okey. Benim için de uygundur. Benim aklıma yatmasaydı emin ol seni daha çok farklı ikna edebilirdim. Ki seni şuradan kızıl bile çıkartabilirim. İkna kabiliyetim yüksek mi diyorsun? Çok yüksek. Güzel bir sarı seçeceğiz sana. Saçının da el verdiği bir şekilde. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hani yıkama setine geçebiliriz seninle. Sürprizlerim olacak. İstediğim gibi giderse çalışma, güzel sürprizlerim olacak. Farklı bir çalışma düşünüyorum çünkü. Saçı uzatmayı planlıyorum. Güzel böyle platin sarılar göreceğiz. Ve uzun saçlı göreceğiz Ayşe Hanım'ı. Bakalım. Bugün sabah ne oluyor biliyor musun Ayşe? Kendi kendime prova yaparken işte Ayşe Fatma deriz ya böyle. Aha. İşte Ayşe geldi, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye kendi kendime mizansel yaparken pat diye Ayşe geldi karşıma. Oh. Sıkışır yani, çağırmışım seni. İçine mi doğdu? Cansu Hanım'a modeli gösterdik. Mesela saça baktı, işte gözü kapalıyken bir inceledi. Hadi orası işin esprisi. Gözünü açtıktan sonra da bir koltuğu aldı, inceledi. Yani saça bakıyor, bayana bakıyor, yüzüne bakıyor. Sorular soruyoruz, hep kaçamak cevap veriyor, hep kaçamak cevap veriyor. Yani ne yapacağını bir türlü anlatmıyor. Evet. Ne kadar zorlasak da yani ona üstüne gidiyoruz, hala bir şey söylemiyor yani. Ona boyada de... da öyle, nasıl boya yapacaksın sorduğumuzda. Evet. Yapacağım, işte tek renk sarı yapacağını söyledi hatta, çok iddialı konuştu. Ben açıkçası çok merak ediyorum neler yapacağını. Şu an saça akıtma işlemi uyguluyorum Ayşe Hanım. Önden bir saçın üstündeki boya kalıntılarını temizliyorum. Boya kalıntısı derken hala şu an var olan şey, açma işlemi dediğimiz şey mi? Şu an açmadan önceki bir friksiyon uyguluyorum size. Açmaya daha başlamadım. Önce üstteki o kalan boya kalıntılarını temizliyorum. Kusturuyoruz. Neyle yani temizliyorsunuz peki? Özel bir kuaför sırrım var. Bunu paylaşmayı düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Onu meslek sırrı diyorsunuz. Aynen öyle, meslek sırrı. Saçının daha şahane platin çıkması için önden bir işlem. Anladım. Yıkama sırasında bir özel işlem kullandım. Bunun altını çizerek söylüyorum. Saçın platin açılması için küçük bir püf noktası vardı. Bu benim yıllarca yaptığım, deneyimle elde ettiğim bir şey. Kıymetli dostlarımdan öğrendiğim bir şey. Çok paylaşıma açık. Normalde mesleğimi paylaşım ama bu püf noktası açıkçası benle birlikte sır. Çünkü ona bir söz verdim. Bunu kimsenin bilmesini istemem. Sana ait bir şey olsun dediği için paylaşmak istemedim. Rakiplerime de söylemeyi düşünmüyorum açıkçası. Cansu Hanım meslek sırrını açıklamamakta ne kadar kararlıysa Ayşe Hanım da sırrı öğrenmek konusunda o kadar kararlı çıkıyor. Ya şu sürdüğünüz şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Dedim ya kuaför sırrı, meslek sırrı söyleyemem. Bugün de yıkayabiliriz saçı. Kuaförün
Kuaförün böyle küçük sırları vardır. Bana güven. Peki görebilir miyim şu sürdüğünüz şeyi? Yok, nasıl bir şey? Kremsi bir şey. Hayır, o krem elinizde böyle sürdüm. Göreyim yani. Kremsi bir şey diyorsunuz da. Bitti şu anda. Gösterebileceğim bir şey kalmadı. Bitti. Hepsini saçına bitti. Sürdüm. Niye? Sadece tek kullanımlık mı vardı? Aynen öyle. Tek kullanımlık. Paketi gösterdiğim zaman yine aynı şekilde sarı maça vermiş olacağım. Şu haliyle bile çok güzel yumuşadı rengimiz. Evet. Değil mi? Hı hı. Küçük sırrın mucizesi bu. Bak şuradaki balayajları görebiliyor musun? Küçük sırrınızı söylemediğiniz için açıkçası ben biraz böyle tereddütte kaldım. Hiç arkadaşlar geldiğinde sormak istiyorum arkadaşlar. Olur, eğlenceli olacak bu kısım. Onlar da merak edecek. Çünkü hani sağlıklı bir şey mi bu? Gayet sağlıklı. Bak saçların şu an hiç çıktığı bir şey yok. Ve benden sağlıklı. Bununla alakalı onay da almadın zaten. Hani ilk başta ben böyle çok uyumlu olacağız falan diye düşünmüştüm ama bayan dayanışması falan demiştim ama ya şöyle bir şey, fikirlerim değişmeye başladı açıkçası. Öyle mi? Evet. Rakip arkadaşlarım geldi. Cansu Hanım bir şey uyguladı bana ve ne olduğunu bilmiyorum. Söylememekle de ısrarcı. Orada paylaşabilirsin. Buna karışmıyorum ama burada sana şunu yaptım. Ben yaptım. Soracağım zaten şunu arkadaşlar geldiğinde onlara soracağım. Ayşe, Cansu Hanım bana bir ürün kullandı, bu nedir diyeceğim. Bak, nedir? Şunu dinle. Saçım sağlığı koruyacak, yani sağlığı bozulacak mı dedim. Aksine saçının sağlığını korumak için. Ama ben buna nasıl emin olabilirim? Benim buna emin olmam lazım. İlk önce beni buna ikna etmen gerekiyordu bence. Arkadaşların nasıl beni ikna ettiler buraya getirmek için? Saçının öncesi ve sonrasında. Senin de bana bunu ikna etmen gerekiyordu. Okey, süremiz devam ediyor. Boyamıza başlayalım şimdi. Ben seni ikna edeceğim ilerleyen zamanda, tamam mı? İlerleyen zamanda. Aynen öyle. Yaptıktan sonra aynen ilerleyen öyle. Zamanda saçın ikna edeceksin. Saçın elinde kalmazsa çok ikna olacaksın. Sıkıntı yok. Okey. Ben şimdi boyamı hazırlamaya gidiyorum. 5 dakika müsaade istiyorum. Görüşürüz. Ayşe Hanım'ın ısrarı Cansu Hanım'ı sinirlendiriyor. Evet, modelim sinirlendirdi beni. Sinirlendim çünkü sabah da zaten enerjisi düşüktü. Bir de kalkmış şimdi teknik öğrenmek istiyorum. Üstünde okumam gerekiyor bilmem ne. Böyle bir şey yok. Benim teknik bilgim hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gibi. Böyle bir şey açıklama gibi söz konusu değil benim için. Çünkü açıklamama gerek yok. Ha, ortaya da güzel bir sonuç çıkartmak istiyorum ki bugün bir ilki canlandıracağız. Çünkü bu zamana kadar hep kısa saçlar kullanılmış. Ben saçını çok daha farklı bir tarza çıkartmak istiyorum. İzin verirse yapacağım, izin vermezse de yapacağım, izin verirse de yapacağım. İzin verirse kendi eğlenir, vermezse... Geldim. Nasıl, daha iyi misin? Değilim hala. Hala söylemiyorsun bana ne oldun? Söylemeyeceğim. Hala bekliyorsun. Evet, bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Evet, daha iyi misin şimdi? Değilim. Aslında hiç hoşnut kalmadım ben bu durumda. O konuyu kapatalım. Arkadaşlarım geldi, tekrar dediğin gibi üzerinde konuşuruz. Söyleyeceğim zaten arkadaşlar geldiği gibi. Aynen. Olacak. Ama başta dediğimi de unutma. Çok da üzerime gelmelerini istemiyorum. Evet, arkadaşlar bu konuyla alakalı söylemişlerdi zaten. Çok alıngan olduğunu falan. Hı-hı. Bahsetmişlerdi bunlardan. Ya bana. Alınganlığım ve şeyim, hat safhasını ve vereceğim tepkiyi ben bile kestiremiyorum. O yüzden bugünün güzel geçmesini istiyorum. Ama yani şu saatten sonra güzel geçecekmiş gibime gelmiyor. Yok, gayet güzel geçecek. Bence iyi oldu. Hareketlendim, canlandım, uyuyordum. Uyandırdım seni. Cansu arkadaşımız, biz ilk gün yarışmacısı Gökhan'a gittiğimizde aslında iki kelime söyledi Gökhan'a. İşte söylediğini yapan, yaptığını söyleyen falan, bunun gibi bir kelime kullandı. Bugün inşallah onu gerçekleştirmesini düşünüyorum. Ben seni tanımak istiyorum bu süreçte aslında. Senden bahsedelim dilersen biraz. O konuyu kapatalım. Ondan sonra yine gündeme getiririz dilersen. Sen neler yapıyorsun hayatında? Ayşe kimdir? Bize kendini tanıtır mısın? Teşekkür ederim. Ben İstanbul'a yeni geldim. Hı hı. Burada yaşamaya başladım. Ne kadar oldu geleli? Ben de yeni geldim. Bir hafta oldu daha geldim. Şaka, bir evet. Hafta. Evet, daha bir hafta oldu geldim. Normalde Sakarya'da yaşıyordum. Hı hı. Ya ama saçlarım benim çok acıyor ya. Neden bu sürdüğün şeyle mi alakalı? Yok, bilmiyorum yok. Ya. Dedin vallahi ya daha önceden de şey saçlarım oldu. Çok acıyor diye. Evet, acıyor. Hassasiyet daha da kazanmış. Çok acımaya başladı. Saçlarım sürekli ıslak çıktığım için hassasiyet kazanmış. Şu an değil, daha öncesinde olan bir şey. Ben şimdi süreyle de yarıştığımın farkındaysan o yüzden... Evet, farkındayım ve yetişecek mi onu da bilmiyorum açıkçası. Yetişir. Eğer sen bana zaman kazandırırsan, konuşarak zaman kaybetmezsek yetiştireceğim. Ama konuşarak zaman kaybedersek ben de şüpheliyim. Ama kendime güveniyorum, sıkıntı yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Hadi çok bakalım. Merak ediyorum. Ben de...
En az senin kadar ben de merak ediyorum. Uygulayalım poşeti, koyalım. Evet, ben kendimden bahsedeyim. Ben sizi dinliyorum. Benim bu arada bir kızım var. 9 yaşında bir kızım var. 9 yaşında? Evet. Adı ne? Eda Şevval. Aha, Şevval ne güzel. Evet, 4. sınıfa gidiyor. Eda için de değişiklik olmuştur değil mi? Bir anda bir hafta içinde gelip okula başlaması. Onun okulu için mi geldiniz? O benim yanımda değil işte. Nasıl? Öyle bir durum var. Çünkü biz babasıyla ayrıyız onun. Ayrı, yani kızım da yanımda değil, babasında kalıyor. Babasıyla yaşıyor çünkü şartlar onu gerektiriyor. O yüzden orada kalması, Sakarya'da kalması gerekiyor. Anladım. Kaç yıl evli kaldınız? 9 yıl evli kaldım. 9 yıl, az bir zamanda değil aslında. Evet, değil. Yaşımız kaçtı Ayşe Hanım? 30. 30. Ben de aynı yaştayım. 83 kuruluş. 84'lüyüm ben. Eşimle neden ayrıldım? Eşim beni aldattı. Rusya'da yaşıyordu eşim. İşi gereği Rusya'daydı. Orada işte aldatmış. Aslında normalde tabii duymamam gerekiyor bunu ama eşim sağ olsun resimler çektirmiş. Resimlerini yakaladım. Aldatma konusunda çok üzüldüm ama Ayşe'cim, Rusya'da olup da aldatmaması gerçekten garip olurdu. Hani, ya ben zaten aldatmasına bir şey söylemiyorum. Yani bana göstermemesi gerekiyordu. Göstermemeliydi. Eda Şevval, evet. Eda Şevval'e ben bu noktada çok hani üzüldüm. Evet, kızdım. Onun için çok ve sıkıntı yaşadı. Bir annen için çocuğundan ayrı kalmak gerçekten hani. Ben bekarım ama hani kendimi yerine koyamıyorum bile. Koymak bile istemiyorum. Yani eşinin noktasında değil ama kızın için daha üzüldüğünü düşünebiliyorum ben de. Aldatmak evet, o kaçınılmaz bir şey. Çünkü Rusya deyince böyle. Yani zaten eşimi önemsemiyorum. O çok da umurumda değil de çocuk gerçekten sorun oluyor. Değil mi? Evet. Bu konuda hassasiyetini anlıyorum. Oy, kıyamam, kıyamam, kıyamam. Ayşe'cim. Bir peçete alabilir miyim? Bir peçete getirir misin? Seni çok iyi anlıyorum. Anlayamazsın çocuğun yok ki, nasıl anlıyorsun? Yani en azından anlamaya çalışıyorum. Çok farklı bir şey. Hayır, çok farklı bir şey. Bunu yani anlatmak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Bir ara Ayşe'ye sinirlendim. Enerjimi düşürüyorsun dedim. Çünkü çok hazırlanarak geldim. Ayşe'ye bir öfke patlaması yaşadım. O da aynı şekilde. Sonrasında bir öğrendim ki duygusal problemleri varmış. Kızından ayrıymış. O yüzden böyle bir sürekli dalıp dalıp gitmeler ve sessizliği halinde, sessiz bir ruh hali vardı. Onu öğrenince ben de bir demoralize oldum. Yeğenim var. Çok tatlı bir yeğenim var. annelik duygusunu daha tatmadım ama onunla hani yeğenime bu muhabbeti duyuyorsam kendi çocuğuma düşünemiyorum dedim. Onu andığımda evet, burnumun direği sızdı. O noktada evet, anlayabilirim. Gerçekten. Çok zor bir şey. Ağlamam daha da şey, ben de duygusal bir insanım. Beni de ağlatma, zaten alınganım ve şey, duygusal biriyim. Karşılıklı ağlaşıp artık. Ben kızım konusu olduğu zaman kendimi tutamıyorum zaten. Direkt ağlama moduna geçiyorum. O zaman eşini konuşalım. Bu yüzden çok bahsetmek istemiyorum. Eşini konuşalım. Yok, onunla alakalı da çok konuşmak istemiyorum. Çünkü direkt kızıma dayanıyor olay. Tamam, en azından ona kızgınlığına belki. Yok, ona kızgın değilim ya. Çok yani hiç umurumda değil o. Ama kızım işte diyorum ya, benim bir çocuğum var sonuçta. 9 yaşında bir kızım var. Evet. Ve ben ondan ayrı yaşıyorum. Evet. Aklına kızım deyince geliyor, aklıma her şey geliyor. Dünyam geliyor. Her şeyim o çünkü. Ya benim canım. Her şeyim o benim. Çocuğunun geleceği için yüreğine taş basmak zorunda kalmış Ayşe Hanım. Yanımda olmasını isterim tabii ki. Evet. Ama şartlar uymadığı için yanımda olamıyor. O da istiyor. Sürekli ya, her gün telefonu konuşuyoruz zaten ama ben annesini çok özledim dediği zaman zaten hani onunla konuşurken gülmeye çalışıyorum ama aslında içim ağlıyor tabii. Sen orada kalmayı düşünmedin mi peki? Yani ben Sakarya'daydım zaten ama yani buraya geldim. Neden? Onun geleceğini düşünüyorum. Daha iyi şartlarda yetişmesini istiyorum.
onun için uğraşıyorum. Belki o bunun farkında değil daha çok küçük ama. Evet, daha çok küçük. Büyüdüğü zaman anlayacak bunları. Hani ben mutluyum, tamam evlilik geçirdim, evlilik geçirdim. Kötü bir evlilik olabilir, ayrılmış da olabilirim. Bundan hiçbir zaman pişman olmadım çünkü herkes yaşayabilir bunu. Aynen, aynen. Evlenmek kadar boşanmak da doğal bir şey. Ama kesinlikle. İyi ki diyorum evlenmişim çünkü dünyalar tatlısı bir kızım var benim. Allah'ım ona hayırlı ömür versin amin, inşallah. Allah bahtın açık etsin. İnşallah. Ben biliyorum ki gelmişsin o zaman. İyi ki buradasın. Bak senin için bir güzellik yapacağız. Eda da sana... neydi isim? Eda Şevval. Eda Şevval değil mi? Şevval'i çok seviyorum. Evet. Şevval seni güzel görünce çok daha mutlu olacak. Buradan bakalım istersen. İnşallah. İlk resmi ona göndereceğiz. Tamam. Bak beni güzelleştiren kız bu diyeceksin. Önce ona güvenmedim diyeceksin. Önce onunla kavga ettim diyeceğim. Aynen. Ama inşallah saçlarımda sıkıntı yaşamayacağım. Elimde kalırsa saçlarım kızıma diyeceğim ki bak bu abla yaptı bunları. Hep bu ablanın yüzünden aynen, oldu diyeceğim aynen. Ama. Güzel olunca ne diyeceğim? Güzel olunca da yine bu abla yaptı diye. Şevval'den kocaman. Senden daha iyi bir şey bekliyorum Şevval'den. O zaten çok olgun bir çocuk. Yani her şeyin farkında. Hı hı. Gerçekten çok olgun bir çocuk. Ve öğretmenleriyle falan konuştuğumuzda da zaten öğretmenleri de bunu söylüyorlar. Hani bunca şeyi yaşamasına rağmen. Evet. Çünkü çocuğumla benim bu olayların içerisinde kaldı. O resimler falan bahsettim ya. Hı hı. Onları falan benim çocuğum da gördü hepsini bunları. Anladım. Resimler çok uygunsuz pozisyonda mıydı? Evet. Evet. Hani sen bana demiştin ya hani çok... Evet. Enerjim düşük falan diye. Aynen. Evet bazen çok canlı oluyorum. Hı hı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bazen de böyle dalıp dalıp gidiyorum. Ama... Ben de dedim ne oluyor çünkü ben o kadar heyecanlı bir şekilde düşünsene benim için. Hani empati kuracak olursak senin adın evet. Yani, üzülüyorum ama kendi adıma da baktığım zaman hani çok canlı hazırlanmışım. Heyecanlıyım. Seni öyle görünce heyecansız dedim ki nasıl gün bitecek yani. Bilmediğim için şu an çok iyi anlıyorum. Ortak yani noktalarımız direkt... varmış. Hassas, ben de hassas bir insanım, sen de hassas bir insansın. O zaman bugün inşallah birbirimizi iyileştireceğiz. Ne dersin? İşte sana hani kızmıştım ya, o evet. Yüzden kızdım zaten. Hani saçta kullandığın malzemeyi söylemedin bana. Hı hı. Bencil olduğunu düşündüm çünkü hani eşimden direkt he. Onu bağdaştırma yaptım. Çünkü eşimin de bencil olduğunu düşünüyorum. Asla, asla. Benim duygusallığımdan o da çok etkilendi. O da çok üzüldü. Hatta bir ara onun da gözleri doldu. Ben bunu fark ettim. Kendimi tutmaya çalıştım ama tabii toparlamaya o yardımcı oldu bana. Kuaför arkadaşım bana yardımcı oldu. Şu an Ayşe'yi daha iyi anlıyorum. Ve Ayşe'ye bugün gerçekten benim gibi o da şanslı. Kızı çok güzel bir şekilde canlı bir anne görecek. Ona hazırlayacağım. Bu beni daha çok tetikledi açıkçası. Çok merak ediyorum şu söylediğin şeyden dolayı. Hani adını bile bilmiyorum onu yani. Onu unutalım artık. O geçti bitti tamam mı? Ben 5 dakika istiyorum. Ama ben hala merak gidiyorum yani onun ne olduğunu. 5 dakikaya geliyorum. Neyse devam edeyim. Elime bütün saçlarım geliyor şu anda. Hala şoktayım. Ne yaptın benim saçlarımı sen? Of! Yani bu saç yıpranmamış. Bu saç yanmış. Nereden tutarsan tut, bu saç eline gelir. Bunlar doğal mı bu kadar olması? Nereden çekersen oradan gelir. Bak, uçtan geliyor. Bir altından geliyor. Benim dün kestiğim kadar bile kessem. Ve şuradan bir daha geliyor. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bomba gibiyiz. Siz nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. İyi gidiyor, şahit iyi. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim, hoş geldin. Klasik röfle mi yapıyorsun? Yok, açma yapıyorum. Klasik röfle değil. Tekrenk sarı yapacaksın herhalde. Tekrenk sarı planlıyorum arkadaşlar. Nasıl bir sarı? Açık bir sarı. Hı-hı. Tamam, saçı kestin mi? Hayır, kesim yapmadım. Daha kesim yapmadım. Sona saklıyorum. Sürpriz. Bir saat içinde sadece bunları mı yaptın? Aynen öyle, bir saat içinde Ayşe Hanım'ı tanıdım. Şu an komple paketlemeyi ikna ettim. Ne oluyor, balyaj, röfle, onunla ne oluyor? Komple açma yapıyorum. Ama açma şu an. Aha. Yapmak istediğim renk. Nedir yani? 8 yani... tonları mı, 9 tonları mı? Valla 9'u düşünüyorum. 9 tonları güzel olacak. Peki. Hatta... Ama çok büyük bir değişiklik olmaz 9 tonu yaparsan bence zaten. Ya evet ben zaten daha açık bekliyorum. Özür. Yani ben biraz daha açık bekliyorum açıkçası. Daha sandviç renkler mi? Biraz daha ona doğru. Biraz daha platine yakın. Çok platin olmasa da hı-hı. Biraz daha açık düşünüyorum. Çünkü öyle demiştim. Açabiliriz tek renk demiştim. Hı-hı. Paketlemeye önlerden mi başladın? Önlerden başladım. Şimdi onu diyecektim.
Önler şimdi açılırsa nasıl yıkamayı düşünüyorsun? Önden kısarak düşünüyorum. Yani burası kase tarzı düşünüyorsun. Hı hı. Doğru bir sistem mi sizce? Tarkçı. Nasıl olacak? Kasenin içinde mi yıkayacaksın? Yıkama setinde başını öne doğru mu verecek? Nasıl öne olacak? Doğru da yapabilirim. Eğer komple kalan gelirse önce çekerek yapacağım. Neden öyle zor bir işe girdin ki arkadan başlamadın? Önden başlamak istedim. Bu şekilde çalışıyorum. Zor olmuyor mu? Yok. Bir kere arkadan başlamalıydı. Niye diye soracak olursanız arkadan başlamasının nedeni açıldıkça enselerden alabilirdi. Şimdi önden başlamış. Nasıl alacak? Böyle mi alacak? Pakete mi çekecek? Yani teknik hataları çoktu. Israrla da bunu kabul etmedi. Çok fazla bekletirse kopabileceğini tahmin edebiliyorum. Bu yıllardır bu mesleğin içindeyim ve aşağı yukarı biz de biraz daha anlıyoruz yani bu işten. Nasıl yıkayacak çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel, temiz bir çalışma çıkartır bizim karşımıza. Ama teknik olarak bence normalde büyük bir hata. Yani. Teknik olarak gerçekten normalde büyük bir hata. Çünkü yani. Burası açılacak, orası şey olacak. Sizi de uğraştırır. Normalde nasıl olur? Arkadan böyle bir çalışmaya, arkadan başlarsın. Yani şuradan başlarsın. Bir şey ki, merak ediyorum. Sonra yanları, bir saniye ben... Tabii, pardon. Sonra yanları yaparsın. Burası açıldığında kaldırır, yıkamaya alır, arkaları durularsın. Sonra tekrar işine devam edersin. Hı hı. Yani bence... Hatta yani. Bizce aynı şeyi savunduğumuzu düşünüyorum. Tek renk mi yapacaksın? Tek renk planlıyorum. Şu an modelimle de görüşürken ortak bir karar da aldık. Ama hani sabahki enerjimle şimdiki enerjim aynı değil. Şu an yorumlar yapıyorsunuz ama algılamıyorum. Onun da verdiği bir... Onun da anlattığı hayat kestirde daha çok... Ama bana hak veriyorsun herhalde biraz değil mi? Sana zaten hak veriyorum. Senin için daha zordu ama... Bir şey soracağım ben, de sözünü kestim. Yetiştireceğini düşünüyor musun? Çok merak ediyorum. Çünkü bu saç daha açılacak, daha bir saat geçmiş, sadece açmaya başlamışsın. Hı hı. Daha kesmediğini söylüyorsun. Açtıktan sonra bu saça boya yapacaksın. Sonra keseceksin, makyajı yapacaksın ve giydireceksin. Ve iki saatin kaldı. Bence ben yetiştiremeyeceğini düşünüyorum ve ek süre isteyeceğini tahmin ediyorum. Sadece bu benim tahminim. İnşallah hı hı. yanılırım. Hı hı. Tek renk yapmak için doğru bir sistem. Açma sistemi ama açmış. Sadece sonra başlama sistemi bana göre yanlış. Önden başlamayabilirdin. Bu da senin kendi tarzın. Buna da saygı duyuyorum. Ama bence yanlış bir başlayış diye düşünüyorum ben. Biraz ama belki heyecandan da olabilir zaten. Diye düşünüyorum ama büyük hata. Peki arkadaşlar, ben de bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi ilk işleme başlarken bir şey sürdü arkadaş saçıma. Ama bana bunun ne olduğunu söylemiyor. Yıpranmaması için... Öyle söyledi şey. Ama evet, bunun ne olduğunu açıklamıyor bana. Belki bizi beklemiştir. Açıklamak için bizi beklemiştir belki. Ben size de açıklamayı düşünmüyorum ama dilersen paylaşabilirsin, sorabilirsin dedi. Evet, ben merak ediyorum. Saçın yıpranmaması ve saçı saçıma. Daha kolay açmak için bir işlem uyguladım. Bu benim kendi sırrım. Kendi ustamın verdiği bir pratik bir sırrım. Sırlarını bizle paylaşmak istemiyor musun? Yok, hayır, paylaşmayı düşünmüyorum. Ben de merak ettim. Ben bunu denemeyelim aynen. Sizce paylaşması gerekmiyor mu bunu? Bence benimle paylaşması gerekiyor. İçeride böyle bir argan yağı kokusu vardı sanki. Yok, hayır. Böyle ben argan olduğunu şey. Düşünmüyorum da belki keratinle alakalı bir şey olabilir. Peki siz merak ediyorsunuz. Uyuyamam şimdi yani bu akşam. Kuaförlük için bence iyi bir sır olabilir. Aynen. Ama güzel. Bence de... Ama bence paylaşılmış. Ama bu hani... O herkesin kendi has bir çalışması var ya. Tabii ki, tabii ki. Benim kendi has çalışmama uyguladığım bir şey. Evet, ama bu iyi bir şeyse biz de kullanalım. Madem. Tabii bence izleyen yani kuaför meslektaşlarımız da bence yok, güzel paylaşmayı açıyorsa. Paylaşmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bu bir sır mı kalacak sende? Ölene kadar sırrım. Bir sır kalacak, kimseye paylaşmayacak. Aynen, benim sırrım. Bence onu söylemememin sebebi bizim onu bildiğimizden dolayı. Yok, bir şey olduğunu sanmıyorum. Sırrı ne olabilir? Sırrı bence yıpranmaması için ya keratin yağı sürmüştür. Ya argan yağı sürmüştür gibi şeyler sürmüştür. Başka bir şey olamaz yani. Her zaman röfteden önce veya açma işlemeden önce kullandığımız bir yumuşatıcıdır. Saçım yalnız var ya, nasıl zor emiyor biliyor musun? Evet, saçım çok boya emiyor. Onu biliyorum. Evet, son paketimize geliyoruz Ayşe'cim. Vallahi bitti mi? Bitti. Peki ne kadar bekleyeceğiz? 30 dakika kadar böyle bir bekleyeceğiz. Ondan sonra saçları yıkayacağız. Evet, son paketimiz de tamam. Bitti mi? Bitti. Ay, çok şükür. İçeriye girdiğimizdeki paketleme sistemini gördünüz mü? Gördüm ve şok oldum. Ne kadar yanlış bir sistem değil mi? İçeri hiçbir simetri yoktu. Birincisi zaten o saç oryal değmesi çok sakıncalı. Korktuğumuzu yaptı. Evet, korktuğumuzu komple sarı yaptı, yapmaya evet. Çalışıyor. O saç kopmaması için hiçbir neden yok. Onu da geçtim. Tek başına çalışıyor.
yandan başlamış, hani iki kişi çalışsa tamam. Tabii çünkü tek başına yapılacak bir açma işlemi değil. O işlemi tamamen iki, yani bir asistanla yapması lazımdı ki aynı orantıda açılması için yapması lazımdı. Yöntemle ilgili büyük bir sıkıntı doğuracağını var, düşünüyorum ben. Önden başlaması. Evet, önden başlaması. Evet, doğru söylüyorsun. Nasıl çünkü yıkayacak acaba saçı? Açma işlemi hızlı olan bir şey. Hani hızlı yapılsın ki daha şimdi güzel açılsın. Şimdi arkadaşlar, bana kalırsa o saça zaten oryel değmesi çok sağlıklı değil. Tehlikeli bir hadi durum. Oryeli değdirdin saça. Paketleme olayı, oryel değdirdiğinde paketleme olayı daha hızlı açılsın diye olur. O saça zaten oryel değdirdiğinde saç açık. Aynen. Yani boyası akmış, oryeli değdirdiğinde ve direkt renk akacak. Sen daha neden fazla ısınacak bir de saç. Evet, daha hızlı ısınacak, daha fazla ısınacak. Bu sefer saç direkt kopacak. Evet, saçımız güzel güzel açıldı şu an. Ve güzel güzel bir kesim yapacağım ben buna. İstediğim tonda açıldı saç. Saçına kullanılan maddenin ne olduğunu öğrenemeyen Ayşe Hanım, ortaya çıkan sonucu haliyle çok merak ediyor. Evet Ayşe'cim, şimdi hazırsan ikinci bir 10 dakikalık işlem daha kaldı. Şimdi diplerin için bir işlem yapacağız. Dipler için? Hı hı. Şimdi ben ne olduğunu merak ediyorum açıkçası. Şu anda ne durumda saçları? Sana da sürpriz olacak inşallah. Saçlarına bir bakalım, durumu ne? Peki boyut olarak? Boyut olarak şimdi karar vereceğim. Sana da sürpriz olacak, bakalım boyutuna şimdi karar vereceğim. Bir kesimden bahsettin. İlk başta uzun kesimle olarak konuşmuştuk. Evet. Dediğim gibi en başta kaş yapayım derken göz çıkaracak. Bugünkü modelimiz ilk haliyle kalsaydı daha güzel olacaktı diyeceğimi tahmin ediyorum. Süslü koltuğumuza, sihirli koltuğumuz burası. Açıkçası arkadaşlarıma da sürpriz olsun istiyorum ve sana da sürpriz olsun istiyorum. Neyi sürpriz olsun? Kesimimizi. Kesim. Hı hı. Evet, açıyorum. Anladım, olarak konuşmuştuk. Kesin rengini görmek şimdi istiyor musun? Evet, sarışınla hoş geldin. Oo. Nasıl sarışınlık? Vallahi renkte şu anda böyle bir kaldım yani. Ne söyleyeceğimi şaşırdım açıkçası. Çünkü renk böyle dalgalı. Evet, şu an astar rengimiz sadece açılmış. Şimdi rengi şimdi vereceğiz Cila'yla. Zorlu bir aşamayı atlattık Ayşe'cim. Ne yaptın benim saçlarıma sen? Of! Yani bu saç yıpranmamış, bu saç yanmış. Yani nereden tutarsan tut, bu saç eline gelir. Bunlar doğal mı bu kadar olması? Nereden çekersen oradan gelir. Bak, uçtan geliyor. Bir altından geliyor. Benim dün kestiğim kadar bile kessem bu saçı. Ve şuradan bir daha geliyor. Dökülenler saçlarındaki uçtaki yorgun tüyler, kırıklar. O yüzden saçı komple fırtına açtığım için... Sizinle alakalı olabilir mi? Yok, ben hala oradayım. Hala oradasın, evet, ama ondan değil. Ama çok böyle kıl gibi, tüy gibi dökülüyor. Yanmış gibi hissediyorum ben saçlarımı yanmış. Islakken öyle olacak, kırıkken bir sıkıntı olmayacak. Islakken evet. O yüzden kurutırken sen daha çok... Kurutulken saçların senin de hassas davranmanı istiyorum. Saçı çünkü peki, fazlasıyla sürekli yordum. Sürekli dökülecek mi bu şekilde? Hayır. Bunları ben sanki şu anda takma gibi hissediyorum. Saçlarım kendi saçım değilmiş gibi bunlar. Naylon aynen, gibi. Aynen. Ve elime dökülüyorlar bunlar yani. Saçı çok yorduk Ayşe, o yüzden. Yandı mı saçları? Evet. Bir kısmı yandı. Yandı. Yandı dersem seni mutlu edecek mi? Sarışın oldun. Sarışın tabii ki. Sarışınlığın verdiği. Ama bir ürün kullandığını söylemiştin saçlarıma. Ürünle alakası yok, hayır. Gelmemesi için. Aynen, saçların açılması yok, hayır, için. Yok, zarar gelmeyeceğini söylemiştin ama... Sanırım bayağı bir zarar gördü benim saçlarım. Ben öyle hissediyorum. Yanlış mı hissediyorum acaba? Doğru hissediyorsun benim şu an saç... Şampuanla sürmediğimiz için kremle açtım, hamurlaştı. Şimdi 10 dakikalık bir işlemimizi yaptıklarını da açalım. Hemen süreci daha çok hızlandırırım ve kurutup görelim. Tamam mı bebeğim? Bir 10 dakikanı istiyorum. Geliyorum. Çıkıyorum. Saçlarım yani hala üzerimde varlar ve hala dökülüyorlar. Ama kuruyunca biraz azaldı dökülmesi. Biraz rahatladım bununla alakalı ama sonucunda ne olacak bilmiyorum. Hala olacağını iddia ediyor. Hala bir sorun olmadığını ve yapacağı işlemi sonuçlandıracağını söylüyor. Elime bütün saçlarım geliyor şu anda. Hala şoktayım. Ve burada top yapmak üzereyim onlardan. Bakar mısınız ya? Komple her yerim.
saçlarım. Şu anda ne yapacağım şaşırdım açıkçası. Hala da dökülüyor bunlar. İnanmıyorum. Ya sen bunlara bir şey olmayacak dedin bana ama sürekli dökülüyor benim saçlarım ve elimde kalıyorlar. O kadar naylon gibi hissediyorum şu anda saçlarımı ya. Normal benim saçım değil ya. Evet, çünkü saçtan açma işlemi uyguladık. Açma işlemi uyguladın da yani böyle olacağını bana söylememiştin ki. Ne hale geldi benim saçlarım? Ne yaptın benim saçlarıma sen? İnanmıyorum ya. Şuraya bakar mısın önlüğümün haline? İnanmıyorum. Bunlar doğal mı sence? Ben sana buradan gösteriyorum ama bakabilirsin istersen. Ya bunlar doğal mı bu kadar olması? Ve burada da var. Hayır, ben daha önce de açma işlemi uygulattım saçıma ama bu şekilde bir şey yaşamadım yani. Öyle mi? Evet, yaşamadım. Ve şu anda naylon gibi hissediyorum saçlarımı. Sen de yani fark edilecek bir durumda şu anda bu saçlarımın hali. Aynen öyle tatlım. Ve hala işlem yapacaksın ama. Ama diplerine işlem yapacağım. İşlemi durdurayım mı? Bırakmayı mı istiyorsun? Düzelecek mi diyorsun tabii ki. Yani? Saçların sağlıklı olduğu için o bölümde bak kuruduğunda hiçbir sıkıntı yok görüyor musun? İlk yıkadığımda gördüm, fark ettim. Neyse diplerle çalışıp yine sonucu kuruduğunda saçın toparlanacağını biliyordum. Islakken saç o şekilde oluyor çünkü. Ama kuruduğunda elimde yine kullanacağım bir malzeme saç kalacaktı. Evet, ıslakken saç kopma ve deformasyon olacak. Ama kuruduktan sonra bu şekilde bak. Kuruyunca düzelecek diyorsun. Aynen öyle. Kuruturken ama hiç sen öyle de kendini tararken. Ama hiç öyle görünmüyor. Naylon gibi hissediyorum ben saçlarımı. Kendini sen de tararken ve kuruturken hassas davranacaksın. Senin sesin ama çıkıyormuş sabahtan beri. Bu saçlar senden döküyorsa sen de sesini çıkartmaz mısın? Tabii normal ki. Çok sakin bir insanımdır. Gerçekten çok sakinimdir. Ama böyle bir saç dökülmesi karşısında sakin olmamı bekleyemezsin herhalde benden. Sakin olmamı beklemiyorum ama işlemi bitirmeni beklemeni istiyorum. Uygun mudur senin için de? Çünkü senin hiç sarışın. Bu saçları gördükten sonra mı peki? Ya ıslakken evet bu olacak ama kuruduğunda bundan kurtulacağız. Ya pırasa gibi şuna bakar mısın? Allah'ım gülüyorum, sinirden gülüyorum ya. Ne güzel. Ne güzel diyorsun bir de işte. Ya. Ben dalga mı geçiyordum anlamadım. Enerjini istiyordum. Demek ki böyle enerjin ortaya çıkıyor. Ha böyle insanları sinir ederek mi sen enerjilerini ortaya çıkartıyorsun? Yok, hiç öyle bir şeyim yoktu ama demek ki böyle oluyormuş. Aha inanmıyorum ya. Bir konuşmalara bakar mısın? Yok ya vallahi yok böyle bir şey ya. 17 yıllık bir usta olmuş olsaydı bu saç bu hale gelmezdi. Dökülmezdi yani. Ya da tahmin edebilirdi bunu. Bana en başında söyleyebilirdi bana. Senin saçın yanacak. Senin saçın bu hale gelebilecek, dökülebilir, kopabilir diye beni uyarabilirdi ve ben de ona göre bir şey tercih ederdim. Saçın bir kısmını dipten de kopabilirdi, komple elime de gelebilirdi. Ama uç kısımlarını göze aldım. Uç kısımlarının yıpranabileceğini çünkü uçlarda siyaha yakın, öncesinde siyah bir işlem yapmış. Sarışın olmayı istedin Ayşegül, isteğin emirdir. Sarışın olmayı istedim de ama böyle olacağını söylemedin ki bana. Yani konforsun sonuçta biliyorsun sen bunu. Bana söylemen, beni uyarman gerekiyordu. Senin saçların böyle yıpranacak, böyle dökülmelerin olabilir, böyle kırılmaların olabilir. Beni bu şekilde uyarman gerekiyordu. Öyle bir detay atladım evet. Ben mi yanlış düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Ama öyle bir detay paylaşmayı unuttum açıkçası. Vallahi bilmiyorum, şoktayım şu anda. Tamam, kısacık keseyim diliyorsan. Ya bu işlemin sonunda öyle olacak gibi görünüyor zaten. Çünkü saçlarım mahvoldu. Bakar mısın ya? İsteğimiz kısaydı zaten. İyi, amacımıza ulaşmış olmuş oluruz. Ha bilerek yaptın bir de. Hayır, bilerek yapamıyorum. Ay inanmıyorum. İsteğimize ulaşmış olduk diyor ya. Yok ya, valla. Hayır, şu an isteğim üzerine saçların sarı o kadar, tamam mı benim? Valla bilmiyorum ben ya. Saçını kuruttuktan sonra. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz de şu anda tartışma üzerindeydik. İyi ki geldiniz. Ben de sizleri bekliyordum. Sizce saçlarımın böyle dökülmesi normal mi? Ve hala dökülüyor saçları. Hoş geldiniz. Aramızda konuştuğumuzda bu saçlar zaten kopar. Çok kontrollü devam etmesi lazım dedik. Ama ben şu anda gerçekten hayal kırıklığı içindeyim. Ya ben de bakar mısınız halime? Saniye. Saçlarım dökülüyor ve normal olduğunu söylüyor. Kuruyunca düzeleceğini söylüyor arkadaş. Böyle bir şey var mı? Islak olduğundan dolayı koptuğunu söyledim. Cansu ona. Senin beklediğin bir sonuç mu bu? Beklemediğim bir sonuç benim de. Bana da sürpriz oldu. Bence sana sürpriz olmaması lazım. Sen eline saçı aldığında zaten ben sana bu saçı nasıl buluyorsun dediğimde gayet sağlıklı, yumuşak demiştin. Saç zaten yorulmuş bir saçtı. Seçimin tamamen hataydı. Zaten bir kere söyleyeyim. Bazı ben, yerler açılmamış. Ben hala ısrarlıyım.
yetiştiremeyeceğim de. Hala ısrarlıyım. Ek süre isteyeceğim de. Bu saçın 8 değil, tamamen dore sarı olacağına. Gökhan'cığım, burada zamanla ilgili problemimiz mi var yoksa sağlıkla ilgili mi? Bakalım yani sağlıktan ziyade onu da diyeceğim. Şimdi diplerini herhalde boyayla açıyorsun, şey kırıyorsun, doğru mu? Neden aynı açıcıyla da hemen diplerini bir sulu vaziyette yapıp da yeniden yıkayıp da aynı işlemi yapıyorsun? Yok, çünkü diplerinde derinlik görmek istiyorum. Derinlik görmek istiyorsun. Bayağı derin olmuş zaten. Burada zaten direkt ortaya çıkan şey eğitimsizdi. Her zaman benim söylediğim bir laf var. Eğitim, eğitim, eğitim çok şart. İşte ben boya eğitimi aldım, kesim eğitimi aldım, topuz eğitimi aldım. İşte eğitim alan bir insan böyle bir hataya gelmez. Yani yıpranmış, yanmış, kopmuş. Söylemek istemiyorum ama gerçekten kopmuş bir saç vardı. Ben onun durumunda olmayı kesinlikle istemezdim ve bugünden sonra, yani böyle bir şey başıma geldikten sonra bu mesleği yapmak için gerçekten bir kere daha düşünürdüm. Saça dokunabilir miyiz? Tabii. Sadece şu önlerine özellikle. Bayağı baya. Evet, yoruldu saç ve yıprandı. Yani. Saçın geçmiş olsun. Bu saç. Kesmeyi düşünüyor musun sonunda? Düşünüyorum. Bence de bu saçı sıfırla falan kesmen lazım. Saçınız tamamen bence yorulmuş, bitmiş. Geldiğinde daha sağlıklıydınız. Daha sağlıklı olarak çıkacağını tahmin ederken yanlış seçim, yanlış teknik, destek alınmaması böyle bir boyada kesinlikle destek almalıydı. İki kişinin aynı anda açılması lazımdı. Asistan kullanmalıydı. Bence hatan oydu. Ben orada acemiliği değil şimdi, de heyecanlıyım. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Normalde yani bu saç yıpranmamış, bu saç yanmış. Yanmış. Nereden tutarsan tut, bu saç eline gelir. Şimdi bazı yerlerde de yani, açılmamış. Hani yorum böyle yapılacak bir şey yok. Bu saç yanmış. Senin bu saçı en yani fazla 3 parmak şeklinde kesmen lazım. Yanmıyor. Kestiğin takdirde bile kurtulamayacak. Yani nereden çekersen oradan geliyor. Bak, uçtan evet, geliyor. Evet, geliyor. Elerinde kalıyor. Bir altından geliyor. Benim dün kestiğim kadar bile kessem bu saçı. Ve şuradan bir daha geliyor. Cansu, benim sana tek tavsiyem bu saçı kesinlikle kısa, erkek tıraşı gibi bir saç kesmeni aynen istiyorum öyle senden. Yani bu aynen şekilde sakın fön falan çekme saçın. Zaten fön çekilmez. Gerçekten. Fön çekemezsin zaten. Ben ne sürmüştün peki? O kurtardı mı peki? Önce sürdüğün. Yok, hayır. Kurtarmadı. Ama açmamı kolaylaştırdı. Açmamı çok kolaylaştırmış. Tek renk yapamayacağını ben zaten tahmin etmiştim. Senin kaçma, bir şey sorabilir miyim? Bir saniye arkadaşlar. Senin de gaza geldiğini düşünüyorum tek renk yapacağım diye sarıyor. Bence destek almalıydım. Tekrar söylüyorum, dün ben asistan kullandım. Kullanmamın nedeni yetiştiremeyeceğim diye değil. Sadece kullanmamın nedeni ben kendi salonumda da sürmüyorum. Gökhan'ın saldırısını unutamıyorum. Gökhan dünden bu yana bayağı kendi işledi. Haklı çıkartmak beni çok üzüyor şu anda. Onu haklı çıkartmış oldum. Cansu, kaç numara? Mahvettin saçlarını ya. İnanmıyorum ya. Kaç numara? 30 volümle kullandım. 30 volümle. Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok soracağım soru var ki. Bence bu saçları yıka ve hani kes. Vakti. Yani bu saçta kesinlikle boyanın böyle durmaması lazım. Ben bir saniye konuşayım Vural Bey. Gerçekten. Yani o kadar çok soracağım soru var ki. Yani nereden başlasam, o kadar çok hata var. Rengine yani bakabilir miyim? Bence sorularımı cevaplamam 3 saatini doldurur zaten. Bir şey sorabilir miyim? Bence bu saçı yıkayın Tuğçe Hanım. Bence daha fazla zaten yetiştiremeyeceksiniz. Bence yıkayın, kurtarmaya bakın. Evet. Bir an önce saçı kesin, güzel bir maske yapın, bakımlayın. Daha fazla bence burada şu anki duruma düşmeyin. Bir de şöyle bir durum var. Sır dedin ama açıklamadın bize, ama pek işe yaramamış herhalde. Kaldırır mısın? Cansu. Artık söylediklerini yapmak istemiyorum açıkçası yani. Baksana halime. Yürüyorsun hala ya. Vallahi elim ayağım titriyor sinirden ya. Sonuç hala kontrol bende. Kontrol bende diyorsun hala. Bağırmak size getirmeyecek. Nasıl getirmeyecek? Ne yaptın saçlarını ya? Bağırmak size hiçbir şey getirmeyecek. Ne getirecek peki? Benim saçlarımı gereğine getirecek. Gerekirse kısacık keserim. Ne demek gerekirse kısacık keserim ya? Ay inanmıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Ne yapmayı düşünüyorsun? Çek. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ay gülüyor hala ya. Hala gülüyor ya. Vallahi kendimi zor tutuyorum ya. Böyle bir şey yok. Ay ağla diyorsun, dalga geçer gibi ağla diyorsun bir de ya. Dalga geçmiyorum. Ya ağlayacağım zaten. Zor tutuyorum kendimi sinirden. Saçlarıma bak. Ben aslında en başında söylemiştim zaten. Bence saçı yıkayın. Çalışıyorum diye. Bence saçı yıkayın. Kurtarmaya bakalım. Bence saçı yıkayın. Bir önce kurtarma yıkayın. Renk zaten değişiyor. Tepki veremedim. Çünkü ne olduğunu daha hala tam anlamış değilim. Yani kuaförlükle alakalı hiçbir bilgim yok açıkçası. Diğer arkadaşlar beni uyardılar.
hani 3 santim kesilmesi gerektiğini falan söylediler ama ben yarışmadan dolayı onu söylediklerini düşünüyorum. Cansu Hanım'ın sakinleştireceği yere daha beter üstüne gidiyor. Bir de güler gibi bir tebessüm sergiliyor. Karşısındaki insan da buna sinir yapıp gözünden yaş geldi. Model de hani ister istemez gözünden yaşlar geldi, ağlamaya başladı. Ben sana yardımcı olayım mı yıkamada? Yok, ben hallederim arkadaşlar. Ben peçete istiyorum. Saç tamamen gitmiş, yardımcı olmazsak sanki... Peçete alabilir miyiz? ...gelemeyeceksin gibi bir hali var. Zaten daha önce yardımcı gitmiş herhalde beni, saç... Yok artık. Ya sen kuaför olduğuna emin misin? Ayşe, şu an sessiz alıyorsun kendini. Neden sessiz alıyorum kendimi? Saçlar siz benim saçlarım yaslanın. Ya. Biraz evet. Yaslanın. Boynum ağrıyordu ya. Sakinleşin. Boynum ağrıyordu ama onu bile unuttum sayende. Geriye ver. Şu anda daha kötü olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz yaslanın, bir yıkayalım saçı. Sinirlerim sen geriye ver istersen. Saçların yanmış, gözlerim yanmasın. Ben hayatım boyunca o kadar çok şey yaşadım ki artık bunlar benim için çok küçük sorun olarak geliyor. Bu saç tam bir katliam ve katliam. Bunun daha ötesi olamazdı. O saçı ben yapmış olsam yani düşünemiyorum. Herhalde mesleği bırakırdım yani. İnanmıyorum ya. 3, 2, 1. Bu saç yanmış. Ben böyle bir şeyi 18 yıllık hayatımda hiçbir yerde görmedim. Benim merak ettiğim tek nokta, sen bugün akşam evine gittiğin zaman ne düşüneceksin, onu çok merak ediyorum ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar dedik, şu an biz burada saçı kurtarmaya çalışıyoruz. Sen sonra kendini düşünüyorsun. Biz şu an modeli düşünüyoruz. Yardımcı oluyoruz. Zaten olan olmuş. Tamam, bir bana müsaade edin. Ya sana müsaade etmesinler Allah aşkına. Ayşe Hanım, sana müsaade etmesinler artık. Susuyorsun yoksa? Ne demek yoksa ya? Ne demek yoksa? Susuyorsun, sessiz al kendini. Niye kendimi sessiz alıyorum? Hala konuşuyorsun ya. Vallahi. Sen konuştuğun için konuşuyor olabiliyor muyum? Benim konuşmam gerekiyor ama şu anda. Farkındaysan benim konuşmam gerekiyor şu anda. Bir saniye susar mısınız lütfen? Bağır bak, sana istediğin kadar bağırabilirsin. Burayı kapattım senin için. İstersen kendini parçala. Size Tuğçe Hanım bu şekilde tamam yaklaşacağınız umurumda değil derken ama şu an yanlış yaklaşıyorsunuz. Yani. Zaten saçı yıprattınız. Bence daha çok sessiz, sakin olup bence... Yok, ben hala sabretmeye çalışıyorum. Hala kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ama... Ama işte şu durumun beni sakinleştirmeye sinirlendiriyor. Sinirlenince daha kötü oluyor. Ama sen neden sinirleniyorsun onu anlamıyorum ya. Müşteriye de mi böyle yapıyorsun Cansu? Muhtemelen öyle yapıyor. Hayır. Ben şu an bu müşterime böyle yapıyorum. Yıkama sırasında modeme bağırdım, onun farkına değilim. O an çünkü rakiplerimin verdiği tepkiyle farkında olmadan ona yüklendim. O anı sadece dedim ya, normalde rakiplere tepki vermem gerekirken Ayşe Hanım'ın bağırması beni sanırım tetikledi. Sen olsan ne yapardın? Setin rengi bile değişti ya, güzel bir ses tonum varmış. Bence şu an, yanlış konuşuyorsun. Yani, gerçekten yanlış konuşuyorsun. Ya. Sen benimle alay mı ediyorsun? Yani olayı düzelteceğine, bence yanlış konuşuyorsun. Bence alttan alman lazım, şu an yaptığın iş ortada. Kesinlikle bunu düzeltmeye kendini bak. Moralini evet aynı şekilde sakinleş biraz. Ben seni zaten yetiştiremeyeceğini düşündüm. Ya, asistan almalıydın. İnatlaşmanın bir anlamı yok. Asistan almalıydın. İki kişi bu saç açılır, tek kişi açılmaz. Bu saçın burası açılacak. Buraya paketlerken oraya yıkacak. Zaten önden ben 18 yıllık meslek hayatımda önden siz gördünüz mü? Ben açma görmedim. Ben görmedim. Ben hayatımda görmedim. Benim asistanım dahi yapmaz. Ben olmayayım dükkanda önden açmaz. Benim asistanım bile açmaz. Tamamen amatör buldum. Tamamen yaklaşımı, saça başlayışı, önden paketleyişi, bu saçın tek kişi açamayacağını, bir tane asistan kesinlikle alacağını, kesinlikle ben söylemiştim zaten. Hata. Baştan sona hata. Modele karşı da çok patavatsızı. Kendini sessize al. İşte şunu yap, bunu yap. Bir şey söylediğinde kendime güveniyorum gülüşü. Yani o kadar çaresiz duruyordu ama hala kendine güveniyormuş gibi tavırlar sergilemeye çalışıyordu. Son olarak gerçekten bu saç tam bir katliam ve katliam. Bunun daha ötesi olamazdı. Gerçekten çok üzgünüm şu an. Benim bile yapabileceğim bir şey kalmamış. Şimdi şuradaki geçişleri ayarlıyorum Ayşe'cim. Burada gördüğüm yoğunluklar var. Onları böyle girintili çıkıntılı istiyorum. O yüzden küçük yine boyuna dokunmadan. Evet, saçı yıprattık ama kuruyken gördüğün üzere saçımız hala bizimle. Şu an tepki bile veremiyorsun değil mi? Beynim o kadar uçtu çok çünkü. Tepkimizi verdik sinirlerim ki bozuldu.
Sinirlerim çok bozuldu. Beynim uyuştu, hissetmiyorum. Beynim uyuştu derken düşüncelerden mi, tepkinden mi? Sen ben tepkimi gülerek verdim. İnanılmaz gülme bir krizine girdim. Ağlayacak noktadayken gülme kriziyle kaldım. Sen yine ağlıyorsun. Bugünden beri ağlaya ağlaya bir hal oldun zaten. Ben yakan, saçı yakan kız, sen ağlayan kız. Lütfen ağlamanı istemiyorum artık. Ama sinirlerim çok bozuldu ya. Biliyorum, haklısın. Bak gece geçmek istiyorum, çok özledim. Ağlamasın artık. Yani ben hayatım boyunca o kadar çok şey yaşadım ki artık bunlar benim için çok küçük sorun olarak geliyor. Ben önemsemiyorum artık böyle şeyleri. Tamam diyorum, saçlarım çok önemli. Ama yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi sınırlıyım şu anda. Saçının halini gördükçe gözyaşları süzülmeye başlıyor Ayşe Hanım'ın yanağından. Asıl ağlanacak durumda olan benim aslında. Ama... Ama mahvolan saç benim saçım. Senin saçın mahvoldu ama ağlayacak durumda olan da benim, ama ağlayamıyorum. Hiçbir şekilde ağlayamıyorum. Lütfen yapma. Ama ben sana başında söylemiştim. Saçlarımı uzatmaya çalışıyorum diye. Yine uzatacağız. Yine beraberiz. Merak etme. Bu burada kalmayacak. Saçlarını ben... Seninle birlikte uzatacağım, merak etme. Saçların bakımı bundan sonra bende. Makyaja geçmek istiyorum. Ağlamanı istemiyorum artık. Lütfen. Ay. Finalde onun gönlünü almayı düşünüyorum. Çünkü uzun saç istiyor. En azından oradan bir gönül almak için onun istediği bir parça bir şey yaparak gönlünü alacağımı düşünüyorum. Üstüne de özümü koyarsam daha güzel olacak. Saçlarının tutam tutam dökülmesi Ayşe Hanım'ı oldukça üzdü. Cansu Hanım yaptığı makyaj ve seçeceği kıyafetle bu durumu düzeltebilecek mi çok merak ediyoruz. Evet. Sonunda final haline geldik. Bugün iyi kötü bir zaman geçirdik. İstemediğim şeyler de oldu ama modelimi en azından kıyafet ve makyajıyla mutlu etmek istiyorum. Bu beyaz da güzelmiş ama modelim beyaz, saç sarı açık kalacak. Bunu da beğenmedim. Bu güzel, sarı, siyah patlar. Bu olabilir. Bu siyah ve de şu kırmızı hoşuma gitti. Bunun ikisini denemek istiyorum. Ayakkabılarımızı seçelim. Şu siyaha uygun. Şu bir olsun, bunu deneyelim. Bir de şunlar güzel, sade bir şey de olsun elimizde. En iyisi bu siyahı da alayım. Bunu da deneyelim. 3, 2, 1. Bu saç yanmış. Ben böyle bir şeyi 18 yıllık hayatımda hiçbir yerde görmedim. Benim merak ettiğim tek nokta, sen bugün akşam evine gittiğin zaman ne düşüneceksin, onu çok merak ediyorum ben. Evet, yine geldik en merak ettiğimiz günün en önemli aşaması, yani final bölümüne. Bugünkü yarışmacımız Cansu Hanım'dı. Bize performansını sergiledi. Bugün biraz aksilikler yaşadı ama biz son halini yine de merak ediyoruz. Bakalım... Bakalım Ayşe Hanım bize nasıl çıkacak? Arkadaşlar hazır mıyız? Büyük bir coşkuyla. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aramıza. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsunuz? Yani son halden memnunum açıkçası. Bayağı şu an düğüne gidiyoruz herhalde. Şıkır şıkır olmuşsunuz. Evet, öyle bir. Bayağı böyle dikkat çekici, çarpıcı bir kadın İçinden görüyorum. Böyle bir şey çıktı yani. Siz çıkarttınız. Evet. Gayet uyumlu gözüküyor. Bir de arkadaşlarımızdan teknik olarak yorum alalım, bakalım ne diyecekler. Gökhan Bey'den başlayalım.
Ben çok beğenmedim. Sadece deforme olmuş saçı kapatmaya çalışmış. Ben de olsam, eğer yapmış olsaydım, ben de bu tarz bir şeyle kapatırdım ya da çok kısa keserdim. Çok kısa kestirmediği için bu tarz bir şeyle kapatmak mantıklı. Son haline baktığım zaman fena değil. Deforme etmiş olduğu, yıprattı, hatta koparmış olduğu saçı böyle kapatmaya çalışmış. Yani senin duymak istediğin değil de biz gördüğümüzü söyleyelim, olur mu? Tamam. Bu saç yanmış, sen yanmış saçı kamufle etmişsin, kapatmışsın. Evet. Şu anda ben hangi saçı eleştireceğim ki? Hangi saça bakarak eleştireceğim? Önündeki bir parçayı mı? Hayır, o saç yanmıştı. Şimdi yarın bir föne gittiğinde kuaför onu taradığında senin saçının kısacık kesilmesi lazım diyecek. Yani sen anlık bir örtbas etmişsin sadece. Yani iki saat sonra o postişi çıkarttığında hiçbir şey kalmayacak o kafada. Ben teknik anlamdaki hatalarından kesinlikle söz etmek istemiyorum ve o kareleri aklımdan sildim. Şu andaki görüntü bence gayet güzel. Bir düğüne falan gidebilir akşamleyin. Ama benim merak ettiğim tek nokta, sen bugün akşam evine gittiğin zaman ne düşüneceksin, onu çok merak ediyorum ben. Modelimiz de aynı şekilde zaten bugün saçını yaparken ben aynadan gözlerinin içine baktığım zaman gerçekten söylüyorum, dördümüzden de yardım ister vaziyetteydi yani. Ben mesleğime ilk başladığım zamanlarda bile bu kadar teknik hatalar yaptığımı hatırlamıyorum. Son haliyle güzeldi ama ben modelimizin psikolojik olarak yarın sabah ne hissedeceğini çok merak ediyorum. Arkadaşlar, Cansu Hanım böyle bugün işlemlere başlarken bir sırrım var, bir sırrım var dedi. Ve o bir sırrı biz kısmen çözdük. Ama ben açıklamak istemiyorum. Acaba Cansu Hanım açıklamak ister mi? Hayır, düşünmüyorum abi. Nasıl bir sır bu? Benim küçük sırrım, o kadar. Yani zaten onu bastıracak daha büyük yanma işlemi geldiği için sıkıntı yok. Sırrınızın önüne başka bir şey geçti. Evet. Eski büyüklerimiz böyle yapıyorlardı. Küçük bir püf noktası olarak bunu uyguluyorlar. Hani üstteki o saçın üst tabakasında boya kalıntıları olduğu için önden onu kustursan sarı noktasında çok daha iyi sonuçlar alacağımızı söyledikleri için böyle bir şey yaptık. Ben de bir şey soracağım. Onu biz Vural'la bugün anlayamadık. Ben dedim ki daha iyi açılsın diye sürdü. O da dedi ki bakım için dedi. Ben doğru mu anlamışım? Kopmasın diye. Saçı aslında daha öndeki şeyi saç rengini kusturmak için yaptım bir işlem. Daha iyi açılması için yapmış değil mi? Evet, Vural Bey'e söylemiştim ama. Sırrının gerçekten işe yaramadığını inşallah bundan sonra da anlamıştır. Bundan sonra eğer ki kuaförle devam ederse bunu kullanmayacağını garanti edebilirim size. O zaman arkadaşlar, öğrenemediğimiz sırrın üzerine biz Cansu Hanım'a yıldızlarımızı verelim. Bakalım sizden kaç yıldız olacak. Puanlama odasını alacağız sizi. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bakalım Cansu Hanım bu talihsiz günün sonucunda rakiplerinden kaç puan alacak, nasıl yorumlar alacak, hep birlikte izliyoruz. Cansu Hanım'a yaptığı hiçbir işlemi beğenmediği için bir yıldız veriyorum. Bir yıldızın altı olmadığı için bir yıldız veriyorum. Hiç vermeme hakkım olsaydı hiç yıldız vermezdim. Cansu'ya bugünkü performansından dolayı vermiş olduğum yıldız bir. Ben istediğimi yaparım. Öyle diyorsun. Artık sizin bilgileriniz benim için önemli değil. Ne yaptın? 3, 2, 1, 0. Benim yıldızım Cansu Hanım'a 1. Cansu'ya yıldızım 1. Modeli Ayşe Hanım'ın saçını yaparken talihsiz anlar yaşayan Cansu Hanım tüm rakiplerinden birer yıldız aldı. Toplamda 4 yıldızı olan Cansu Hanım büyük ödülü kazanma şansını ne yazık ki kaybetti. Evet, bugünkü değişimin de sonuna geldik. Cansu Hanım bugün biraz talihsiz bir gün yaşadı ama sonuçta bu bir yarışma. Her an her şey olabilir. Cansu Hanım yine de modeli Ayşe Hanım'a söz verdi. Onu yalnız bırakmayacak ve hatasını telafi edecek. Biz yarın İbrahim Bey'in salonunda olacağız. Eğer onun nasıl bir değişim yapacağını merak ediyorsanız yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Korkacak bir şey yok. Gerçekten teşekkür ederim. Senin çok iyi bir değişim bekliyor ama. Ama ısrarcı olunca hiç hoş olmuyor gerçekten. Merhaba. Hanımefendi, 2 dakikanızı alacağız. 2, 1, 0. Ve modelle baş başız. Tamam, artık buradan gitmelisin dedim kendi kendime. Gerçekten korkuyorum yani sonuçtan.
şunu değişim olarak görüyorsanız ben size hakikaten hiçbir şey demiyorum. Ve kapıdan çıkıp gidiyorum. Gideyim mi? Bakalım istediğiniz yerden kurulunca. Var bak buradan da var. Biraz bir bilinçsiz çalışma olmuş. Bu olmamış ya. Keşke boyamasaydın. Biraz daha risksiz, daha kolay bir işe kaçtı bence. Mankenin vereceği tepkiden korktuğunu düşünmeye başladım artık hani bu durumu. Evet onun kadar... Size bir şey söyleyeyim mi? Sizde olmayan cesaret bende vardır. Benim saçıma yorum yapan kişinin yaptığı saça bakarım ilkten. Hala cesaretine ben inanamıyorum. Beş para etmez saçı bana kalkıp önüme saç diye koyduysa eğer...